Sevgili gençler merhabalar. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Kimya Dersi konu anlatımında birlikteyiz. Bugün atom modellerini ve atomun yapısını işleyeceğiz. Öncelikle başlayalım. Dalton atom modeli. Madde atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, varken yok edilemez ve başka bir atoma dönüşemez. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. Farklı element atomlarının belirli oranda birleşmesinden bileşikler oluşur. Atomlar çok yoğun, içi dolu kürelerdir. Bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından özdeştir. Günümüzden Dalton atom modeline bakış. Dalton atom modelinin günümüzdeki atom modeline göre eksiklikleri vardır. Bunları belirtmemiz gerekir. Atomun içinde daha küçük tanecikler, atom altı tanecikler vardır. Dalton bunları modelinde ortaya koymamıştır. Radyoaktif tepkimeler sonucunda atom parçalanabilir. Atomun büyük bir kısmı boşluktur. Bir elementin bütün atomları aynı değildir. Aynı elementin farklı kütleli olan atomları vardır. İzotop atomlar kavramını bugün öğreneceğiz. Sonraki atom modeli Thomson atom modelidir. Thomson atom modelinin varsayımları aşağıdaki şekildedir. Atomlar çapları yaklaşık 10 üzeri eksi 8 santim olan kürelerdir. Elektron adı verilen negatif yüklü tanecikler pozitif yüklü atomun içinde homojen olarak dağılmıştır. Atomdaki negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşit olup atomlar yük bakımından nötrdür. Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu için atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur. Thomson atom modelinin de eksiklikleri vardır. Bunlardan bahsedelim. Atomdaki pozitif ve negatif yükler atomda homojen olarak dağılmaz. Atomdaki pozitif yükler çok küçük hacme sıkışmışken negatif yükler çok büyük hacim kaplar. Atomda bulunan pozitif tanecikler atom kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur. Diğer atom modelimiz Rutherford atom modeli. Rutherford, Thomson atom modelinin doğruluğunu kanıtlamak için alfa saçılması deneyini yapmıştır. Bu deneyde radyoaktif bir elementten elde ettiği pozitif yüklü alfa taneciklerinin ince altın levhada saçılmalarını gözlemlemiştir. Şurada alfa taneciği var. Alfa taneciği gönderilmiş. Dikkat edelim, çok az bir kısmı geri yansımış. Çoğunlukla ne yapmış? Geçmiş. Buradan atomun büyük bir kısmının boşluk olduğunu ispatlamış Rutherford. Bir atomda pozitif yükün tümü çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır. Çekirdek çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 13 santim, atom çapı ise 10 üzeri eksi 8 santimdir. Arasında 10 bin fark var, değil mi? Çekirdek çapı 10 binde biri kadar atom çapının, oldukça küçük. Atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur. Elektronlar bu boşlukta bulunur ve çekirdek etrafında döner. Çekirdekteki artı yük miktarı bir elementin tüm atomlarında aynıdır. Farklı elementin atomlarında farklıdır. Atomdaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşittir.
Pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. Burada bir bakıma nötrona atıf yapıyor ama nötronu keşfedemiyor Rutherford. Günümüzde Rutherford atom modeline bakış. Çekirdek etrafında dönen elektronların neden pozitif yüklü çekirdek üzerine düşmediğini açıklayamamıştır. Elektronun davranışını açıklamada yetersiz kalmıştır. Ve bundan Bohr atom modeli ortaya çıkmıştır. Neden? Çünkü Rutherford atom modelinin bazı yetersizlikleri vardır. Daha gelişmiş bir atom modeli olarak tarihsel süreçte Bohr atom modeli ortaya çıkmıştır. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Bu yörüngelere enerji düzeyi seviyesi, katman veya kabuk denir. Enerji düzeyi bir tam sayı ile belirtilir. Çekirdeğe en yakın enerji düzeyi 1 olmak üzere, şöyle kabukların numarasını N harfiyle de gösteriyoruz. 1, 2, 3, 4 sayıları veya K, L, M, N gibi harflerle ifade edilir. Çekirdeğe en yakın kabuk minimum, en uzaktaki kabuk maksimum enerjiye sahiptir. Elektronların çekirdeğe en yakın, en düşük enerjili haline atomun temel hali denir. Bakın hidrojenin elektronu nerede? Birinci kabukta. Bu temel haldir. Daha sonra bu elektron enerji alarak üst kabuklara geçiyorsa enerji almasına absorpsiyon deniliyor. Uyarılmış atom elde ediliyor. Dikkat edin, üçüncü yörüngeye çıkmış elektron. Daha sonra tabii ki bu yüksek enerjili ve kararsız bir durum tekrardan ne yapıyor? Geri dönüyor. Şöyle siliyorum bunu. Buraya üst kabuğa çıkmış olan elektron tekrardan temel hale dönüyor. O zaman da ne yapıyor? Aldığı enerjiyi dışarıya, emisyon deniliyor buna, veriyor. Temel hale tekrardan geçiyor. Çünkü uyarılmış hal kararsız bir hal. Yüksek enerjili bir hal. Temel halde atom kararlıdır ve ışın yaymaz. Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine absorpsiyon, atomun uyarılmış hali denir. Atom uyarılmış halde kararsızdır. Kararlı olmak için düşük enerjili temel hale geçer. Temel hale geçerken aldığı enerjiyi ışıma emisyon olarak geri verir. Elbette Bohr atom modelinin de yetersizlikleri olduğunu daha önce duymuşsunuzdur. Çünkü şu anda kullandığımız modern atom teorisi Bohr atom modelinin yetersizliklerinden dolayı ortaya çıkmıştır. Bohr tek elektronlu atomların davranışını kolayca açıklarken, tek elektronlu atomlar demeyelim, taneciklerin diyelim. Neden? Çünkü tek elektronlu hidrojenin yapısını açıklamıştır. Ya da tek elektronlu helyum iyonunun yapısını açıklamıştır. Ya da tek elektronlu, pardon bunu yanlış yazdım, helyum iyonu bu şekilde olacak, lityum iyonunun yapısını açıklamıştır. Yani hepsi atom değil, dikkat edersek nötr değil. Tek atomlu taneciklerin davranışını kolayca açıklarken çok elektronlu taneciklerin davranışını açıklamada yetersiz kalmıştır. Bunu da tanecik diyelim. Bunun içerisine iyonlar da girer, atomlar da girer. Sonuçta çok elektronlu yapıları açıklayamamış. Bohr atom modelinde bahsedildiği gibi elektronların yeri tespit edilemez. Ve ne olmuştur? Dediğimiz gibi günümüzde modern atom teorisi ortaya çıkmıştır. Bulut modeli diye de adlandırılır. Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelerden bahsedilir. Bu bölgelere elektron bulutu ya da
orbital denir. Evet, atom modellerinin tarihsel gelişimini tekrardan ele alalım. 1803'te önce hangisi var? Evet, Dalton atom modeli var. İçi dolu küre olarak hatırlıyoruz onu. Yaklaşık 100 yıl değil mi? 94 yıl sonra diğer atom modeli var. Nedir? Evet, Thomson'ın üzümlü kek modeli değil mi? Bundan yaklaşık 15 sene sonra ne çıkmış ortaya? Rutherford atom modeli çıkmış. Atomun büyük bir kısmı boşluktur. Bunu bulmuş. Ne ile? Altın levha deneyiyle. Altın levhaya alfa ışınlarını yollamış. Büyük bir kısmının boşluk olduğunu, pozitif ilklerinde çok küçük bir hacimde toplandığını bulmuştur. Sonra bir sene sonra hemen ne geliyor? Bohr atom modeli Rutherford'un eksikliklerinden dolayı ortaya çıkmış ve ne yapmıştır? Yörüngeli atom modelini ortaya atmıştır. Bunların da eksikliği olduğu için, Bohr atom modelinin de eksikliği olduğu için ne olmuştur günümüzde? Modern atom teorisi ortaya çıkmıştır. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri ilk defa Bohr atom modeliyle ortaya konmuştur? Atom hacminin büyük kısmı boşluktur. Evet, doğru bildiniz. Bunu Rutherford önce ortaya koymuştu. Pozitif yükler küçük bir hacimde toplanmıştır. Evet, bunu da Rutherford ortaya koymuştu. Elektronlar katmanlarda, yörüngelerde bulunur diyen, evet, ilk defa Bohr tarafından ortaya atılmıştı. Atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur diyen, evet, Thomson tarafından ortaya atılmıştı. Atom hacminin büyük kısmı boşluklu olduğu, pozitif yükler küçük bir hacimde toplandığı Rutherford tarafından gerçekleştirilen altın levha deneyiyle ortaya konmuştur. Bohr, hidrojen emisyon spektrumunu açıklayarak elektronlar katmanlarda, yörüngelerde bulunur diye ortaya atmıştır. Atomda bulunan pozitif taneciklerin atom kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturduğu fikri Thomson tarafından, atom kütlesinin yaklaşık yarısı dememiştir değil mi? Yaklaşık yarısı diyen Rutherford'tu. Atom kütlesini oluşturduğu fikri Thomson tarafından ortaya konmuştur denmesi lazım. Dolayısıyla doğru yanıt ne oldu? Yalnız 3 B seçeneği oldu. Diğer sorumuza geçelim. Yukarıda görselleri verilen atom modellerinin tarihsel gelişim sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Önce hangisi olacak? Evet, doğru bildiniz. Önce 2 olacak, değil mi? Atom içi dolu küredir demişti Dalton. Sonra, evet, Thomson atom modeli, üzümlü kek modeli, değil mi? Sonra, evet, Rutherford atom modeli, çekirdekli model, sonra da yörüngeli modelimiz geldi, Bohr'un atom modeli. Hangi seçenekte var bu? 2, 1, 3, 4. Doğru yanıt C seçeneği oldu. Atomun yapısına geçelim. Atomun temel taneciklerini hatırlayalım. Proton. Pozitif yüklü tanecikti. Yaklaşık olarak kütlesi bir atomik kütle birimiydi. Nötron yüksüzdü. Yaklaşık kütlesi protonun kütlesine eşitti. Bir atomik kütle birimiydi. Elektron eksi bir yüklü. Yaklaşık olarak 1/2000 kütlesine, proton veya nötronun kütlesinin 2000'de biriydi yaklaşık olarak. Yani proton ve nötronun kütlesinin yanında kütlesi çok çok azdı. Ve eksi yüklü tanecikti. Çekirdeğin etrafında bulunuyordu.
Çekirdekte ise hangi tanecikler bulunuyordu? Proton ve nötron. Elementimizin sembolünü X ile gösterirsek. Buradaki A neydi? Evet, kütle numarasıydı. Bu Z diye gösterilen atom numarasıydı. Şu kısımda da iyon yükünü gösteriyorduk. Eğer elementimiz elektron aldıysa eksiyle yükleniyordu. Elektron verdiyse artıyla yükleniyordu. Elektron sayısını buraya yazıp, nötron sayısını da buraya yazıp işlem kolaylığı sağlayabiliyorduk. Kütle numarası. Bir element atomunun çekirdeğindeki proton ve nötron sayılarının toplamıdır. Atom numarası, element atomunun çekirdeğinde bulunan protonların toplam sayısıdır. İyon yükü. Artı ya da eksi yükle yüklenen taneciklere iyon adı verilir. Eksi yüklü iyonlara anyon, artı yüklü iyonlara katyon denir. Nötron sayısı ve elektron sayısı da işlem kolaylığı olsun diye buralara yazılabilir. Şu karalamalarımı şöyle bir sileyim. Bu şekilde. Tekrardan bunları yazıyoruz. Atom numarası çekirdek yüküne eşitti. Çünkü çekirdekteki tek yüklü tanecik neydi? Protondu. Atom numarası proton sayısına eşitti. Kütle numarası nükleon sayısı olarak da adlandırılıyordu. Yani nükleus, çekirdektekilerin sayısı anlamına geliyor. Çekirdekte neler var? Proton var, nötron var. Bunların toplam sayısı kütle numarasını veriyordu. Kütle numarası proton sayısı artı nötron sayısına eşittir. Nötr yüksüz bir atomda atom numarası çekirdek yüküne, o da proton sayısına, o da elektron sayısına eşit. Zaten her zaman atom numarası çekirdek yüküne, o da proton sayısına eşit. Eğer taneciğimiz nötrse bunların hepsi elektron sayısına da eşit. Yüklü bir tanecikte iyon yükü proton sayısı eksi elektron sayısına eşittir. Şimdi örnek üzerinde beraber yapalım. Böyle bir element atomu verildi. Oksijen elementini tanımışızdır. Bunun atom numarası, evet, bildiniz 8. Kütle numarası 16. Nükleon sayısı kütle numarasına eşitti 16. Çekirdek yükü proton sayısına eşitti çünkü çekirdekte tek yüklü tanecik proton vardı. Evet, 8. Proton sayısı 8'dir. Atom numarasına eşit. Nötron sayısı 16'dan 8'i çıkartacağız. Çünkü kütle numarası proton artı nötrondu. Atom numarası da proton sayısıydı. 8 de nedir? Nötron sayısıdır. Elektron sayısı. Gördüğünüz gibi bu element atomunda iyon yükü yok, değil mi? Yani ne elektron almış ne de vermiş. O zaman atom numarasına elektron sayısı eşittir 8. Diğer örneğimize geçelim. Evet, magnezyumu tanıdık herhalde. Atom numarası 12. Kütle numarası 24. Nükleon sayısı çekirdekteki proton artı nötron sayısına nükleon sayısı diyorduk. Yani 24'tür. Çekirdek yükü. Çekirdekte tek yüklü tanecik vardı. O da protondu. Yani 12'dir. İyon yükü bakın burada yazıyor. 2 artı. Proton sayısı atom numarasına eşittir. Nedir? 12'dir. Nötron sayısı kütle numarasından
Atom numarasını çıkartıyorduk çünkü kütle numarası proton artı nötrondu. Atom numarası da proton sayısına eşitti. Evet, nötron sayısı da 12'dir. Şansına iki örnekte de proton sayıları nötron sayılarına eşit çıktı. Her zaman böyle olmaz, değil mi? Elektron sayısı. Elektron alışverişi yapmış, değil mi? Şuraya basitçe yazıyorduk. 10 artı 2 daha 12 eder. Yani elektron sayısı 10'muş. İyon yükü eşittir proton eksi elektron. Buradan da elektron sayısı 10'dur diye buluruz. Tekrardan bunları yazalım. Çünkü bir örnek daha yapacağız. Kenarda bulunsun. Evet, bu sefer de bir anyon örneği. Hatırlarsak, eğer taneciğimiz yüksüzse nötr olarak adlandırılıyordu, atom olarak adlandırılıyordu. Artı yüklüyse katyon olarak adlandırılıyordu. Bakın şuradaki artıdan hatırlayabiliriz biz bunu. Eksi yüklü ise anyon olarak adlandırılıyordu. Şu anda bir anyon örneği karşımızda var. Evet, atom numarası 7. Kütle numarası 14. Nükleon sayısı kütle numarasına eşit 14. Çekirdek yükü, çekirdekte tek yüklü tanecik vardı, protondu, 7. İyon yükü, 3 eksi. Proton sayısı atom numarasına eşit, 7. Nötron sayısı kütle numarasından proton sayısını çıkartıyoruz, atom numarasını çıkartıyoruz. Nötron sayısı 7. Şansına burada da proton sayısı nötron sayısına eşit çıktı yine. Elektron sayısı şuraya yazalım. Kolaylık olsun demiştik. 10 eksi 3 daha 7 ediyor. Yani elektron sayısı 10'dur. Evet. İzotop, izoton, izobor atomlar ve izoelektronik tanecikler. İzotop tanecikler. İzotop taneciklere hidrojenin izotoplarını verebiliriz. Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlardır. Atom numaraları hepsinde de dikkat edersek 1. Kütle numarası hidrojenin 1, döteryumun 2, tritiumun 3. Farklı sembollerle gösterilmeleri sadece hidrojene özel, yoksa atomun farklı izotopları vardır. Her bir element atomunun genelde farklı izotopu vardır ve farklı sembollerle gösterilmezler. Aynı elementin farklı kütleli atomlarıdır. Bir elementin izotop atomlarının kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır. İzoton tanecikler. Magnezyum ve sodyum örneği verilmiş. Şuradaki N harfinden aklımıza gelsin. İzotopta proton sayıları aynı. P harfinden aklımıza gelsin. İzotonda nötron sayıları aynı. N harfinden aklımıza gelsin. 24'ten 12'yi çıkarmış. Nötron sayısı 12. Bunun da 23'ten 11'i çıkartmış. Nötron sayısı 12. İkisinin de nötron sayısı birbirinin aynı. Nötron sayısı aynı. Proton sayısı farklı atomlardır. İzoton atomlar proton sayıları farklı olduğu için farklı atomlardır. Kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır. Bir maddenin kimyasal özelliğini proton ve elektron sayısı belirler. Hem proton sayısı aynı hem de elektron sayısı aynıysa kimyasal özelliği aynıdır. Bakın dikkat edin, izotop taneciklerin kimyasal özelliklerine aynı dedik. Ama diğer taneciklerin burada bakın proton sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri de farklıdır.
Proton, nötron ve elektron sayıları üçü de aynı olursa fiziksel özellikleri aynı olacağı için izotopların fiziksel özellikleri nedir? Farklıdır. İzobar tanecikler, kalsiyum ve argon örneğini verdik. Kütle numaraları aynı olan taneciklerdir. Nötron sayıları ve atom numaraları farklı. Kütle numaraları aynı olan atomlardır. İzobar atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır. Kimyasal özellikleri neler belirliyordu? Proton sayısı ve elektron sayısı belirliyordu. Fiziksel özellikleri de proton sayısı, elektron sayısı ve nötron sayısı belirliyordu. Yani üçü birden aynı olmalıydı. Fiziksel özelliklerin aynı olması için. Kimyasal özelliklerin aynı olması için de hem proton sayıları aynı olmalı hem de elektron sayıları aynı olmalıydı. İzoelektronik tanecikler, şurada elektron kelimesi çıkıyor dikkat edersek. Elektron sayısı aynı tanecikler. 19 potasyum, 18 argon, 17 klor örneği verilmiş. Hepsinin de dikkat edersek elektron sayısı aynı. Elektron sayıları ve elektron dağılımları aynı olan taneciklerdir. İzoelektronik taneciklerin kimyasal ve fiziksel özellikleri farklıdır. Proton sayıları farklı olduğu anda kimyasal ve fiziksel özelliklerin farklı olduğunu anlıyoruz. Evet, aşağıda verilen tabloyu doldurunuz diyor. 7 azot 3 eksi iyonun atom numarası nedir? 7'dir. Kütle numarası nötron sayısı 10 olarak verildiğine göre hesaplayalım. Kütle numarası eşittir. Proton artı nötron. 7 azot için buluyoruz. 7 azot iyonu için buluyoruz. Atom numarası proton sayısına eşitti. Nötron sayısı 10 olarak verilmiş. Buradan da kütle numarası 17 olarak bulunur. Proton sayısı atom numarasına eşitti. 7'dir. Elektron sayısı. Hatırlarsak iyon yükü eşittir proton sayısı eksi elektron sayısıydı. İyon yükü 3 eksi, proton sayısı 7, elektron sayısı da buradan 10 olarak bulunur. Şuraya basitçe yazarsak 10 eksi 3 daha 7 eder deriz zaten. Elektron sayısı 10'dur. Geldik bu taneciğimize. Atom numarası 13. Kütle numarası 27. Proton sayısı atom numarasına eşit 13. Nötron sayısına geldik. 27'ye 13. Alüminyum X. Kütle numarası eşittir proton artı nötron. Kütle numarası 27. Proton sayısı 13. Nötron sayısı buradan 14 olarak bulunur. İyon yükü. Elektron sayısı 10, proton sayısı 13. İyon yükü eşittir proton sayısı eksi elektron sayısı deriz. Proton sayısı 13, elektron sayısı 10 olduğuna göre iyon yükü 3 artıdır. Evet. Hidrojen atom numarası 1. Kütle numarası nötron sayısı 0 dediğine göre 1 artı 0'dan 1'dir. Proton sayısı atom numarasına eşittir. Nedir? 1'dir. İyon yükü. Elektron sayısı proton sayısına eşit olduğuna göre nötr bir taneciktir. 0'dır. Diğer iyonumuza geldik. Brom iyonu. Atom numarasını istiyor. Nasıl buluruz? Nötron sayısını vermiş. Kütle numarasından yola çıkarız, değil mi? 80. Şöyle ayırayım. Brom eksi. Neydi? Kütle numarası eşittir. Proton artı nötrondu. 80. Nötron sayısı 45. Proton sayısını merak ediyoruz. Ne olacaktır? 35 olarak bulunacaktır. Atom numarası proton sayısına eşittir.
Önce kütle numarasını yazdık. Sonra atom numarasını yazdık. Atom numarası proton sayısına eşittir. Onu da yazdık. Geldik elektron sayısına. İsterseniz şöyle iyon yükü diyelim. Proton sayısı eksi elektron sayısı, iyon yükü eksi 1. Proton sayısı 35. Elektron sayısı da buradan 36 olarak bulunur. 39 potasyuma geldik. Atom numarası 19. Elektron sayısı da 18. Kütle numarası nedir? 39'dur. Proton sayısı da atom numarasına eşittir. 19. 39 potasyum. Nötron sayısını bulmak için kütle numarası eşittir. Proton artı nötron dedim. 39. Proton sayısı 19. Nötron sayısı 20 olarak bulunur. İyon yüküne geldik sıra. Elektron sayısı proton sayısına eşit değil. O zaman yüklü bir tanecik. Şuraya iyon yükü olarak X diyelim. Ya da alüminyum yüküne X demişiz. Buna Y diyelim. İyon yükü eşittir. Proton sayısı eksi elektron sayısı. Y eşittir. Proton sayısı kaçmış? 19. Elektron sayısı 18. Ne bulundu? 1 artı olarak bulundu. Evet. Anyon ve katyonları belirleyiniz. Anyonlar eksi yüklü taneciklerdi. Katyonlar, bakın ortada bir bakıma artı var. Oradan aklımıza geliyordu değil mi? Artı yüklü taneciklerdi. Azot eksi yüklü olduğu için anyon grubuna giriyor. Brom da eksi yüklü olduğu için anyon grubuna giriyor. Alüminyum artı yüklü katyon. Potasyum da artı bir yüklü olduğu için katyon grubuna giriyor. Hidrojen de nötrdü. Soruya bakalım. Kütle numarası 84 olan X elementinin proton sayısı nötron sayısından 12 eksiktir. Buna göre X elementinin atom numarası kaçtır? Kütle numarası 84, proton sayısı nötrondan 12 eksik. Kütle numarası proton artı nötron sayısıydı. 84 eşittir nötron eksi 12 dediği, burası protonu yerleştirdi, artı nötron. Buradan 2 nötron 96'ya eşit, nötron sayısı 48 çıkıyor. Proton sayısı da 12 eksiğiydi, 36 olarak bulunuyor. Çekirdeğinde 19 protonu, 21 nötronu bulunan X atomunun izotopu aşağıdakilerden hangisidir? Proton sayısı 19, nötron sayısı 21. Kütle numarası 19 artı 21'den 40. Kütle numarası 40 olacak. Atom numarası 19 olacak. Nedir bu? Kendisidir. Biz bunun izotopunu arıyoruz. Yani atom numarası aynı, kütle numarası farklı olanı arıyoruz. O da hangisidir? E seçeneğindekidir, değil mi? Evet. Bu da dikkat edersek atom numarası aynı, kütle numarası farklı. İzotopu. Evet, sorumuza bakalım. Tabloda verilen taneciklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 1 ve 2 birbirinin izotopudur. Kontrol edelim. 1 ve 2 birbirinin izotopu mu? İzotop deyince proton sayıları aynı aklımıza geliyordu. Nötron sayıları ya da kütle numarası farklıydı. Proton sayısına bakalım. 17. Proton sayısı 17. Doğru. Geldik. Kütle numarasına bakalım, söyleyelim basitçe. 37. Kütle numarası 35. Dolayısıyla proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı. Evet, bunlar izotoptur. Diğerine bakalım. 3 ve 4 izobarıdır
İzobar ne demekti? Kütle numaraları aynı demekti. Kütle numarası 14. Kütle numarası 14. Proton sayıları ise farklı olmalıydı. 6. Proton sayısı 7. Evet, bunlar izobardır. Kütle numaraları aynı. Proton sayıları farklıdır. 3 ve 5 birbirinin izotonudur diyor. İzoton, nötron sayıları aynı demek. 3'ün nötron sayısını hesaplayalım. Kütle numarasından proton sayısını çıkartıyoruz. 14'ten 6 çıktı. Nötron sayısı 8'dir. 3 ve 5 diyor. 5'inciye baktık. Nötron sayısı 8. Proton sayılarının da farklı olması gerekir. Nötron sayıları aynı iken proton sayısı 8. 3 ve 5'e baktığımızda birisinin proton sayısı 6, birisinin 8. Nötron sayıları ise aynı. Dolayısıyla bunlar izotondur, doğrudur. 2 ve 3 birbirinin izoelektroniğidir. Yani elektron sayıları aynıdır demek istiyor. 2 ve 3'e bakalım. Proton sayıları birbirinden farklı. Tamam, burası uydu. Elektron sayılarını hesaplayalım. Elektron sayısı 18'dir klorun. Topladığımızda 17 ediyor. Dikkat edelim. Elektron sayısı 10'dur karbonun. Topladığımızda iyon yüküyle 6 ediyor. Evet. Elektron sayıları aynı değil. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır, değil mi? İzoelektroniği değildir bunlar birbirine. Diğer ifadeye bakalım. 1 ve 2 farklı kimyasal özelliğe sahiptir. 1 ve 2'nin izotop olduğunu A seçeneğinde doğrulamıştık. İzotopların kimyasal özellikleri aynı olurdu. Ne zaman? Elektron sayıları da aynı olduğu zaman. Bunun elektron sayısı dikkat edersek 16'dır. Yani 1 ve 2. taneciklerin elektron sayıları aynı değildir. Çünkü hem proton sayıları aynı olmalıydı hem de elektron sayıları aynı olmalıydı. O yüzden farklı kimyasal özelliğe sahiptir ifadesi doğrudur. Verilen taneciklerde elektron sayıları farklı olduğundan kimyasal özellikleri farklıdır. Doğru yanıt ne oldu? Burada yanlış ifade edilen D seçeneğinde verilmiştir. Konumuz burada sona erdi gençler. Atom modelleri ve atomun yapısı konularını işledik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.